Yani bozdu. Bulgaristan'da Bulgarca yayın yapan Kanal 7 televizyonuyla bir söyleşi yaptı. İşte o söyleşiden bir bölüm getiriyoruz ekranlarınıza. Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Ahmet Doğan, Bulgaristan'da yayın yapan bir kanala konuştu. Gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bulgaristan'da bir geçiş süreci yaşandığına dikkat çeken Doğan, komünizmden serbest piyasaya geçiş ekonomisi hala devam ediyor dedi. Geçen 22 yıl bir sistemden diğerine geçişin hazır olmadığımızı gösterdi. Bunu bir demokrasi olarak düşünüyorduk. Ve politik demokrasinin pazar ekonomisinin değerlerini getireceğini düşünüyorduk. İşte burada geçiş dönemi yanlış yöne eğildi. Sosyalizmden pazar ekonomisine geçişte belirli bir kapasiteye sahip elit tabaka yoktu. Hala da olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ilk 7 yıl çok zordu. Ancak bu yolu kat etmeliydik. Başka çaremiz yoktu. Kısacası başlangıçta net bir anlayış yoktu ve yanlış istikametli bir demokrasiyi sokak yönlendiriyordu. Hatta 2000 yılına kadar geçen 10 yıl bizim için kaybedilmiş bir süredir. Ahmet Doğan, Bulgaristan'ın NATO'ya üyeliği konusunda hak ve özgürlüklerin ne düşündüğüyle ilgili şunları söyledi. Daha başlangıçta ulusal güvenlik prensibi ana prensiplerinden biriydi. Bulgaristan küçük bir ülke ve tam o dönemde azınlıkların kendine has durumu, komünizm ve antikomünizm tartışması ilk 10 yılın mücadelesiydi. Kendi güvenliği açısından Bulgaristan o dönemde hassas konumdaydı. Kendi gücüyle güvenliğini sağlayacak kadar büyük bir ülke değildi. Kendi güvenliğini garanti altına almak en öncelikli problemlerinden biriydi. Bu önceliği de NATO dışında hayata geçirmek imkansızdı. NATO'dan başka seçenek yoktu. Bu bağlamda Bulgaristan'ın NATO'nun kolektif savunma sisteminde yer alması gerektiğine karar verdik. Çünkü Balkanlardaki karmaşa göz önünde bulundurulduğunda Bulgaristan ulusal güvenliği garanti altına alması gerekiyordu. Doğan, 22 yıllık politik hayatımda en büyük başarım Hak ve Özgürlükler Hareketi'ni kurmuş olmamdır dedi. Her ihtimalde Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi büyüdü, devasa bir elit oluşturdu. Elit olmadan ise siyaset, mücadele, demokrasinin inşası, pazar ekonomisi, vizyon ve sorumluluk olamaz. Parti içindeki yetişmiş insanlarda bunlar mevcut. 20 yıldır çalışmanın ürünü, şahsi açıdan bu birlikteliğin bir parçası olarak Hak ve özgürlükleri başarı olarak gösterebilirim. Eminim ki Hak ve Özgürlükler Hareketi gelişmeye devam edecektir.